Herkese merhaba, ben Zuhat. Selam, Oğulcan ben de. Bizler bundan birkaç sene öncesine kadar İstanbul'da güzel hayatlara sahipken, iyi işlerde çalışırken, yani halimiz vaktimiz yerindeyken kurumsal işlerimizden istifa edip daha sade ve daha anlamlı bir hayatın peşine düştük. Ve son iki yıldır da bu tecrübelerimizi bu Miyane adlı bir podcast serisiyle başka insanlarla paylaşıyoruz. Ama başlamadan önce biraz meraktan bir soru sormak istiyoruz. Okuduğum okul ya da yaptığım meslek benim tercihimdi, benim kendi hayalimdi diyenlerin ellerini görebilir miyiz? Tahmin ettiğiniz gibi çok fazla yok. Mutlu olan insanlar dışarı çıkabilirler, bekleyebiliriz. Çünkü geçen 2,5 yılda şöyle tepkiler çok aldık. Sizi dinleyene kadar keyfimiz çok yerindeydi, düzenimi bozdunuz falan gibi. O yüzden biz sorumlu olmak istemiyoruz. Okey, devam ediyoruz. Biz bu soruya evet cevabını verenleri çok sevmiyoruz çünkü bizim bu soruya cevabımız hayırdı. Benim en büyük hayalim sinema okumaktı. Yani daha doğrusu tek hayalim buydu. Hiç başka bir hayal bile kurmamıştım. Ama şöyle bir problem vardı. Başarılı bir öğrenciydim. Notlarım iyiydi. Üniversiteye giriş sınavında da yüksek bir puan aldım. Öyle olunca da ailem bana dedi ki, oğlum eğer gidip sanata yönelirsen yeteneklerin heba olur ve sen de parasız kalırsın. Şimdi ben de onları dinledim. Çünkü insan ailesini kendisi için en iyisini bileceğini düşünüyor. En azından bir yaşa kadar. Fakat sonra ben bu şekilde... Hayalim sinema okumakken, gidip filmler çekmekken gittim, finans eğitimi aldım. Yetmedi, üzerine bir de ekonomi master'ı yaptım. Ve aklınıza gelecek en stabil, yaratıcılıktan en uzak meslek grubuna dahil oldum. Yani bankacı oldum. Benim hikayem de bu salondaki çoğu insandan veya Türkiye'deki çoğu insandan farksız değildir. Lise sondayım, tercih dönemi. Babam aradı, dedi ki, oğlum endüstri mühendisliği bölüm varmış, duydun mu? Yok dedim baba, duymadım. Dedi geleceğin mesleğiymiş, kesin araya bir yere yazalım. Tamam baba dedi, yazalım. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz telefonu erken kapatmak her şeyden daha önemli. Böyle bir tercih döneminden sonra ne olduğunu bilmediğim bir bölüme girdim. Ve 4 sene sonra artık ben de bir endüstri mühendisiydim. Çıktıktan sonra herkesin bileceği bir şirkette 1,5 yıl satış işi yaptım. Ve o sırada Türkiye'deki herkesin hayali olan küçük tatlı bir coffee shop açtım kendime Beşiktaş'ta. Bu tweet herkes hatırlıyordur, okuyanlar. Kahveciyi açtıktan sonra zamanla fark ettim ki benim ne kahveye ilgim var... Ne hizmet sektörüne ilgim var. Hatta kahveci açmak benim hayalim bile değilmiş. Bu sadece bir hayalmiş ve ben bunu direkt almışım. Bunu fark ettikten sonra da panik halinde o bildiğim sulara, kurumsal hayata koşarak geri döndüm. Şimdi Oğulcan'la aslında çocukluk arkadaşıyız ama o zamana kadar o kadar da yakın değiliz. Ama konuşmaya başladık da tam da bu dönemde şunu fark ediyoruz. İkimiz de birebir aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani ikimiz de ailemizin bizden beklentisini yerine getirmişiz. İyi işlerimiz var, gelirlerimiz iyi, bir statümüz var ama mutlu değiliz. Yaptığımız işte bir tatmin duygusu bulamıyoruz. Hayatlarımızın bir anlamı yokmuş gibi geliyor ve tüm bu duyguların içinde sıkıştığımızı hissediyoruz. Nasıl çıkacağımıza dair en ufak bir fikrimiz bile yok. Ve o dönemde artık bu hisleri sadece ikimizin yaşadığından neredeyse emin gibiyiz. Çünkü sosyal medyaya girdiğimizde herkesin hayatı çok yolunda. İnsanlar terfiler ediyorlar, tatillere çıkıyorlar, eğleniyorlar, evleniyorlar bir de üzerine. Biz Zuhat'la sadece bizim işte dükkanda oturup hayat hakkında konuşuyoruz. Ve dedik ki okey, kesinlikle problem bizde. Herkesin hayatı yolunda, bizde bir sorun var. Ve işin en kötüsü de büyük ihtimal bizi o dönem sosyal medyada görseniz bizim için de aynı şeyleri düşünürdünüz. Şimdi ben en sonunda dayanamadım. Bu konuyu gidip babama açmaya karar verdim. Belki o bana bir yol gösterir diye. Gittim dedim ki baba ben işimi sevmiyorum. Babam da bana dedi ki oğlum iş dediğin zaten sevilmez. Şimdi ben tabii babam da olduğu için dediğine de koşulsuz inanıyorum. Ondan da bunu duyduktan sonra dedim ki eyvah yani hayat dediğin meğer buymuş yani. Sevmediğin bir işi ömrünün sonuna kadar mutsuz bir şekilde yapacak mısın? Ve artık bu düşünceyle beraber ne kadar karamsar bir ruh haline büründüğümü siz tahmin edebilirsiniz. Eğer bu anlattığımız hikaye size birazcık bile tanıdık geldiyse, böyle içinden bir parça kendinizden bulduysanız, bu yaşadığımız Burhan'ın adı çeyrek hayat krizi. Ve gerçekten de dünyanın her yerinde milyonlarca genç bu yaşadığımız şeylerin birebir aynısını yaşıyorlar. Çok kısa tanımlamak gerekirse çeyrek hayat krizi, bir insanın, genelde bir gencin, hayatının gittiği yöne ya da kalitesine dair yaşadığı anksiyeteye verilen bir isim. Genelde 20'li yaşların ortalarından sonra ortaya çıkıyor. Ve insanın 100 sene yaşayacağı gibi garip bir tahminde bulunuyor, farkındayız. İşte biz de çeyrek hayat krizi bizi bulduktan sonra, biz de bu sayede Oğulcan'la birbirimizi bulduktan sonra tam olarak bu konular üzerine konuşmaya başladık.
Ve konuştukça gördük ki aynı yerde kaldığımız sürece aynı kısır döngünün içine giriyorduk. Yani kariyer basamaklarını istemediğimiz bir yönde tırmanıyorduk ve önümüze çıkan fırsatlar da insanlar da yine bu alandan oluyordu. Ama bizim yapmak istediğimiz şeyler tamamen bambaşkaydı. Ve o an idrak ettik ki bu kısır döngüyü kırmanın tek yolu o güne kadar emek emek inşa ettiğimiz her şeyi yerle bir etmekten geçiyordu. Ve biz de bu düşünceyle bir daha geri dönmemek üzere istifa ettik ve kurumsal kariyerlerimizi çöpe attık. Şu an ne düşündüğünüzün birçoğunuz en azından farkındayım. Çok karşılaştık çünkü. Bu çocuklar İstanbul'da yaşarken böyle kafalarına göre, istifa ettiklerine göre en azından kenarıya para atmışlardır. Ya da bu çocukların ailesinin parası vardır diye düşünüyorsunuz. Yoktu. O kadar yoktu ki bu kararımızdan sonra Zuhat İstanbul'daki evini kapattı. İzmir'e annesinin yanına taşındı. Ben de kendime bir çıkış yolu bulana kadar dönmemek üzere çok uzun bir süre İstanbul'dan gittim. Ve bu süreçte gerçekten de hayatımızı ve birkaç aydır daha uzun bir süre hayatımızı gerçekten minimum seviyelerde yaşadık. Ama şöyle güzel bir şey oldu. Biz istifa ettikten sonra daha çok okumak için, daha çok düşünmek için, kendimizi daha iyi anlamak için epey bir vakit bulduk. Ve bu süreçte de Oğulcan'la varoluşsal sohbetlerimiz giderek derinleşmeye başladı. Biz de en sonunda dedik ki biz bu konuşmaları kayıt altına alıp başkalarıyla paylaşalım. Ve böylece de Bu Mu Yani doğmuş oldu. Podcast'ın adını Bu Mu Yani koyduk. Çünkü bu bize dayatılan anlam veremediğimiz her şeye verdiğimiz gerçekten en içten, en samimi tepkiydi. Şöyle ki hayatımızı okul sıralarında geçiriyoruz. Sonra maaşı iyi diye veya sadece o üniversiteden mezun olduk diye o işi yapmaya devam ediyoruz. Herkes de var diye kredi çekip bir tane telefon satın alıyoruz. Yaşımız geldi diye evleniyoruz, ailemiz bekler diye çocuk yapıyoruz. Zaten sonra emekli olup ölüyoruz. Bu mu yani? Ve ilk bölümümüzün adını da şaşırırsınız ki. Çeyrek Hayat Krizi'ydi. Biz bu bölümü paylaştığımızda öyle bilinen tanınan insanlar falan değildik. Ama paylaştıktan sonra bir gün içinde çok enteresan bir şey oldu. Dilden dile, ağızdan ağıza yayılmaya başladı. Ve birkaç gün içinde sosyal medyada defalarca kez paylaşıldık. Yüzlerce mesaj aldık. Ve birkaç gün içinde kendimizi Türkiye'nin en çok dinlenen podcastleri arasında bulduk. Ve gördük ki birçok insan da aslında bizimle aynı sebeplerden dolayı kendilerini mutsuz ve sıkışmış hissediyorlardı. Ve o insanlar da tıpkı bizim gibi bu duyguyu yalnızca kendilerinin yaşadıklarına inanmışlardı. Şimdi siz büyük ihtimalle o insanların da böyle bizim gibi beyaz yakalı İstanbul'dan tipleri olduğunu düşünüyorsanız eğer çok feci yanılıyorsunuz. Çünkü içlerinde aklınıza gelebilecek her meslek grubundan, her yaştan, her şehirden insanlar vardı. Ev hanımları, kuaför çırakları, hemşireler, doktorlar, avukatlar. Yani gördük ki çeyrek hayat krizini herkes yaşayabiliyor. Hatta biz dinleyen TED ekibinden bile 2-3 kişi istifa etmiş, yeni öğrendik. Geyik değil bu arada, gerçek. Gerçek, evet. Biz bu ilk bölümümüzü paylaştığımız zamanlarda dediğimiz gibi ben Eskişehir'de annemin yanındaydım. Ve ne olduğunu anlayamadık, bu ilgiye alışkın değildik çünkü. Anneme gittim, dedim ki bizim podcast kaydetmiştik ve paylaşmıştık dün. Ve inanılmaz iyi gidiyor. Dedi ki podcast ne? Podcast'in ne olduğunu açıkladım anneme. Ne konuştunuz dedi. Dedim ki... Ya biz Zuhat'la şu anda çeyrek hayat krizindeyiz ve zaten işlerimizden de bu yüzden istifa ettik. Bunu konuştuk dedim. Annem hiç bu kadar çok gülerken görmemiştim. Böyle araya girmeye çalıştığımda böyle sus devam etme falan diyordu, böyle espri yapmaya devam ediyormuşum gibi. Bunu tabii ki art niyetle veya kötü bir niyetle yapmadığın %100 farkındayım. Ama zaten tam olarak burada başlıyor. Onların jenerasyonu için çeyrek hayat krizi gibi şeyler tamamen uydurma, zora gelmediğimiz için uydurduğumuz, gerçek olmayan şeyler. Ve aslında düşündüğümüz zaman da tam olarak bu yüzden bu kadar gerçekler. Bizim o ilk bölümümüzü yaptığımız günden bu yana 2 yıl geçti ve biz bu konunun etrafında tam 80 bölüm yaptık. Ve yaşadıklarımızdan, okuduklarımızdan, konuştuklarımızdan öğrendik ki çeyrek hayat krizi hayatlarımızı eski kuşakların başarı kalıplarına göre yaşamamızın bir sonucu. Şimdi bize hayatımız boyunca öğretilen, eğer başarılı olmak istiyorsan bu kutuların hepsine sırayla bir tık atman gerektiği. Fakat sonra biz gerçekten hayata atıldık ve bu başarıları elde etmeye başladık. Ama gördük ki hayat kutulara tık atmaktan ibaret değil. Bu şekilde yaşayarak mutlu olmak da mümkün değil. Zaten farkındaysanız bu kutuların hiçbirinin içinde böyle mutlu olmak, işte kendini bulmak, iz bırakmak gibi bireysel şeyler yok. Tam da bu yüzden de bu başarı kriterlerinin bizi mutlu etme ihtimali de yok. Biz bu dönemde veya bizim gibi insanlar kim olduğumuz hakkında ve kim olabileceğimiz hakkında çok fazla kafa yorduk. Çok fazla kafa yoruyoruz. Dolayısıyla da basma kalıp herhangi bir tane başarı kalıbına sığmamız da mümkün değil. Tabii öte yandan da hadi diyelim ki bir şekilde bu başarı kalıplarını benimsedik. Ama artık bunları elde etmek öyle eskisi kadar kolay da değil.
Yani artık yalnızca diploma sahibi olmak, meslek sahibi olmak anlamına gelmiyor. Ev ya da araba satın almak birçoğumuz için uzak bir hayalden ibaret. Evlilik ve çocuk yapmanın hayalini bile kuramıyoruz. Ama diğer bir yandan da çalışma saatlerimiz hiç olmadığı kadar uzun. Başarı baskısı hiç olmadığı kadar yüksek ve tükenmişlik hissi hiç olmadığı kadar yaygın. Şimdi bu başarıları elde etmek bu kadar zorken, bedeli de bu kadar ağırken, tüm bunları gerçekten isteyip istemediğinizi ister istemez sorgulamaya başlıyorsunuz. Okey, tamam. Yeterince içimiz karardı, görüyorum. Böyle ellerini falan yiyen var şu an karşımıza anksiyeteden. Çeyrek hayat krizinin ne olduğunu anladık, okey. O zaman artık daha önemli kısma geçebiliriz. Bu krizi nasıl atlatacağız? Biz kendi çeyrek hayat krizlerimizi atlatırken 3 tane temel refleks geliştirdik. Size kısaca bunlardan bahsetmek istiyoruz. Biz mutsuz olduğumuz işleri yaparken aslında yapmamız gereken ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Çok iyi farkındaydık. Yani istifa etmemiz gerekiyordu. Ama bizi bunu yapmaktan alıkoyan bir düşünce vardı. Başkaları ne der? İstifa ettiğimde, gelirim ve statümü kaybettiğimde, 27 yaşında ailemin evine taşındığında başkaları bizim hakkımızda ne düşünecekti? Ya çünkü çevremizdeki insanların ne düşündüğünü o zamanlar şimdikine göre çok daha fazla önemsiyorduk. Kendimizi sürekli akranlarımız, yaşıtlarımızla kıyaslıyorduk. Ve aslında düşündüğümüzden böyle yapmamız da çok mantıklı. Yani düşünün, çok küçük yaşlardan itibaren sınavlarda aldığımız puanlara göre derecelendiriliyoruz. Sonra da sınıflandırılıyoruz. Sonra eve gidiyoruz, komşumuzun çocuğunun ya da bir akrabamızın çocuğunun başarı hikayelerini dinliyoruz. Yılları bu sistem içinde geçirdiğimiz zaman da ister istemez şöyle bir düşünce yapısı elde ettik. Bizim kim olduğumuz kesinlikle kendimizle ilgili değil, çevremizle ilgili. Bizim bu toksik düşüncelerden arınmamız için şöyle küçük bir aydınlanma yaşamamız gerekti. Fark ettik ki biz istifa ettikten sonra insanlar hakkımızda ne kadar kötü konuşurlarsa konuşsunlar, ne derlerse desinler, birkaç dakika sonra konu değişecekti. Başka şeyler konuşmaya başlanacaktı ve biz unutulacaktık. Ama biz yine günün sonunda kendi hayatlarımızla baş başa kalacaktık. Ve bunu idrak ettiğimizde de o hep ertelediğimiz şeyi yaptık ve sonunda istifa ettik. Bu arada istifa ettikten sonra ailemize dahil olmak üzere ne kimse bize kötü bir şey söyledi ya da o tarz bir şey. Tam tersine herkes gelip bizi destekledi, bize cesaret verdi. Yani biz insanların ne düşüneceği hakkında düşünerek hayallerimizi, kafamızdaki şeyleri aylarca, belki de yıllarca boş yere ertelemişiz. Şimdi biz istifa ettiğimiz işlerimizi tamamen maddi nedenlerden dolayı tercih etmiştik. Ama günlerimizi yalnızca para kazanmak için, bizim için hiçbir anlam ifade etmeyen işlerle geçirince ister istemez koca bir boşluk duygusu oldu içimizde. Ve aslında düşününce o boşluk duygusu da olduğumuz kişiyle olabileceğimiz kişi arasındaydı. Yani evet, kendimizi geliştiriyorduk ama bizim istediğimiz yönde bir gelişim değildi bu. Benim hayalim hikayelerle insanlara ilham vermekti. Oğulcan'ın hayali de sosyal sorumluluk projeleri yapıp başkalarının hayatlarına dokunabilmekti. Ve bu süreçte bizim en büyük eksiğimiz ve aslında en büyük ihtiyacımız olan şey bize yol gösterecek bir insandı. Bunu yani yaptıktan sonra fark ettik ki ortaya çıkan şey hayatta hep yapmak istediğimiz şeyle en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin birleşimi. Yani hikayelerimizle insanların hayatlara dokunabildiğimiz, onlara yol gösteren bir podcast. İnsanlara tecrübelerimiz binlerce insanın hayatına dokunup onlara yol gösterdikten sonra fark ettik ki bu dakikadan sonra geçmişte yaşadığımız bütün sıkıntılar, verdiğimiz bütün yanlış kararlar, kaybolmuş hissettiğimiz bütün o zamanların artık hepsi anlam kazanmaya başlamıştı. O dakikadan sonra bizim hayatımızda yaşadığımız hiçbir şey boş yere yaşanmamıştı. En başta da bahsettiğim olmak istediğimiz kişiyle olduğumuz kişi arasındaki boşluk da kapanmaya başladı. Çünkü biz artık bizimle aynı zorlukları yaşayan başka insanlar için bizim yanımızda olamayan o insan olmaya başlamıştık. Peki, sonlara yaklaştığımız şu dakikalarda çıkıp desek ki çeyrek hayat krizi aslında yeni bir şey değil. Çeyrek hayat krizi aslında yıllardır var, hayatımızda olan bir şey ama ismi birazcık daha değişikti. Aklına bir şey gelen var mı? Orta yaş krizi. Aslında eskilerin başarı kalıpları onlara hayat boyu sonsuza kadar sürecek bir mutluluk vermiyordu. Onlar da bizim yaşadığımız sıkıntıları, bu anksiyeteleri de yaşıyorlardı ama bizden daha geç yaşıyorlardı. Bizden daha geç yaşamanın verdiği dezavantajla da bir şeyleri kökünden değiştirmek için çoğu zaman çok geç kalmış oluyorlardı. Yani aslında bu açıdan baktığınızda çeyrek hayat krizi yalnızca vakitli bir orta yaş krizi. Yani evet, yine günün sonunda bir kriz ama en azından hala yol yakınken, hala bir şeyleri değiştirmeye fırsatımız varken kapımızı çalan bir kriz. Ve bizler bu krizi dibine kadar yaşamış iki insan olarak şunu söyleyebiliriz ki çeyrek hayat krizi başımıza gelen en güzel şeydi. Bizim için bir uyanış çağrısıydı. Eğer bu krizi yaşamamış olsak
hala umutsuz olduğumuz işlerimizi devam ediyor olacaktık. Hayatlarımızı anlamlı bir şekilde bugün olduğu haline değiştirememiş olabilirdik ve bugün burada sizlerin karşısında olamayabilirdik. Ve çeyrek hayat krizi bize fark ettirdi ki hayat gerçekten başkalarının hayallerini yaşamak için çok kısa ve biz mutlu olabilmek için kendi yolumuzu çizip insanların hayatına dokunmak zorundaydık. Ve umuyoruz ki tüm bu anlattıklarımızdan sonra siz de çeyrek hayat krizi karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine onun ne kadar büyük bir fırsat olduğunu görebilirsiniz. Ve umuyoruz ki siz de çeyrek hayat krizinizi çeyrek hayat fırsatınıza çevirebilirsiniz. Teşekkürler.